Vallahi kurt gibi acıktım ben. Üçlü bir yerde. Burada öyle bir yemek mi var? O bana özel bir menü. Dana, tavuk ve balıktan oluşuyor. Sus. Bulgur makarna, bir de pilav. Üçlü, combo. Ondan sonra limonata, ayran, bir de gazoz. Garson! Şimdi hiç yemek işine girme. Bekle. Ya kan şekerim düşüyor, gözüm kararıyor. Neye girme, ne oluyor ya? Sen merak etme, ben ışıkları açtıracağım şimdi. Bekle. Ne ışığı? Neyi bekliyoruz? Kimi? Orada dur. O bakışlarda duracaksın İrem. Ne oluyor? Ne karıştırıyorsun yine? Hoş geldin. Hoş buldum. Hani baş başa olacaktık biz? Hani baş başa yemek yiyecektik? Ya ben öyle bir şey söylemedim. Ben başka bir yere giderim. Ben başka bir yerde yerim. Evet. Deniz. Yok Deniz, sen kal. Biz gidelim. Hadi canım. Hayır ya, hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Sen Deniz'le vakit geçirmek istediğini söylemiyor muydun? Hani hep beraber vakit geçirsek iyi olur diyordun. Evet. Söylüyordun bir zamanlar öyle bir şey. Ya ben çok meraklı değilim açıkçası. Kaba bir insanla yemek yemek istemiyorum ama arkadaşın hatırına yiyeceğim ve kalkacağım. Evet. Garson. Şimdi garson falan. Ne oluyor? Başka bir sürpriz daha varsa söyle. Ben böyle karanlık tünellerde ilerliyorum. Korku tüneli gibi. Karanlıkta süpürgeler geliyor insandan. Ne oluyor? Hayda. Hoş geldin. Çok güzel. Zaten kambersiz düğün olmaz demişler. Evet. Güzel yani. Peki sizin aranızdaki bağlantı nedir? Onu da bir öğrenelim. Tanıştırayım. Tuna, otelde müşterimiz. Yiğit'i tanıyorsun zaten, patronunuz. Deniz de iş yerinden. Herkes birbirini tanıyor yani. Yani ne kadar güzel bir dörtlü olduk. Olduk bence. Pardon, dörtlü dediğin eşli pişti, okey, ihale batak falan. Üniversite tavlası. Bizimkisi oldu mahşerin dört atlısı. Ne yapıyoruz, ne konuşuyoruz ya? Daltonlar olalım mesela o zaman. Ben en sondaki cücü olayım, Joe Dalton. Bütün gece sinirli sinirli konuşayım mı ben? Yapayım mı? Ha? Arkadaşlar lütfen bence bize bir şans verelim. Yani benim içimde çok güçlü hisler var. Bence çok güzel bir gece olacak. Olayım mı sana Joe? İçinde güçlü hisler. Kahve. Almayayım. Bakar mısınız? İçimdeki kurt kuzu oldu. Lokma yiyemiyorum ya. Ne işi var bunun burada? Biriyle sıcak savaş, biriyle soğuk savaş. Harika bir yemek oldu gerçekten. Niye böyle bakıyorsun? Bakma. Bakma şuna Yiğit, belli ediyorsun, bakma. Pardon. Neden bakıyorsunuz? Yiğit'ciğim. Bakmadan kesiyorsun etini. Dalmışım. Ne buluyorsunuz Allah'ın kazıntısında? Şuna bak. Gerdavula vur tokma. Şu tokma tuzu uzatabilir misin? Evet. Olmaz. Olmuyor. Olmadı mı olmuyor. Böyle bir laf var.
Patronla çalışan arkadaş olamıyor. Üzgünüm ama sen de toplantı o kadar da... Yani toplantının seyrini o kadar değiştirecek şekilde konuşuyordun ki... Oldu. Ve bunun cezası da toplum içinde köpek gibi azarlanmaktır, değil mi? İki kişi konuşurken üçüncüye ne düştüğünü biliyorsun, değil mi? Azar mı? Yok. Afiyet olsun. Sofradayız ya, lütfen. Kapatalım bu muhabbetleri. Sofradayız. Uzun arkadaşının dili de kendi gibi uzun olmasaydı ben duruşumu, terbiyemi bozmam zaten Deniz. Uzun arkadaşın söyledikleri beni bağlamıyor Yiğit Bey. Çok doğru. Benim söylediğim beni bağlar ama şöyle bir gerçek var. Averay olmak zorunda değilim ben. Benim saçım uzun diye kabarık duruyor. Biz omuzdan ölsek aynı. Sen benden uzunsun. Kalk ayağı göster abi. Yok ben kalkmayayım. Ben sana boyumun ölçüsünü bilahare gönderirim. Ben bilahare alırım. Fazla gelmesin. Bakarız. Arkadaşlar bu kadar gerilime gerek yok. Yani bardağın dolu tarafına bakalım. Yiğit'im sen Deniz'le çok iyi anlaştığını söylemiyor muydun düne kadar? Yani. Ayrıca bence siz ikiniz çok uyumlu olabilirsiniz. Mesela sen aslansın. Sen de ya. Değişti ya. Dünya değişti. Senin haberin yok mu? Yörüngeler kaydı. Burçlar kaydı. Ben yaydım, yılan burcu oldum mesela. Yılan. Ben yılanım. Doğru kaydı. Evet kaydı. Hatta yeni düzenlemeler yapıyorlarmış bu konuda. Plüton artık gezegen değilmiş. Ben böyle bir şey okudum. Ve ona cüce gezegen diyeceklermiş ya. Öyle bir şey dediler. Cüce? Ben mi cüce? Niye bu boyun meselesine bu kadar takıyorsunuz? Neden yani? Ne takıntısı ya? Benim boyum 1.88. Niye takayım ki ben bunu? Tabii 1.88 olunca takılmıyor. Tamam neyse yani konuyu getirmek istediğim yer şurası. İkiniz uyumlu olabilirsiniz diyorum. Hani biraz vakit geçirseniz. Bir dakika ya. Bir dakika. Bir anlayalım şunu. Sen bizim aramızı mı yapmaya çalışıyorsun? Öyle bir şey yok canım. Öyle bir şey yapmıyorsun. Değil mi? Öyle bir şey mi yapıyorsun? Neden olmasın? Neden olsun? Hani sen bizim dördümüzün iyi arkadaş olmasını istediğin için bu organizasyonu düzenlemiştin. Biz şimdi bu ikisinin arasını mı yapıyoruz? Ne bu? Şimdi nereye gidiyor bu muhabbet? Ne var canım? Fena bir şey mi var? Deniz yalnız. Tuna da öyle. Hem Tuna yetimhanede büyümüş. Yani bence daha fazla yalnız kalmasına gerek yok. Yetimhane mi? Deniz onlar arkadaş. Sen şimdi onların birbirlerinden hoşlanacaklarını nereden çıkardın ki? Evet. Belki de Michael'ın sevdiği başka biri vardır. Sevdiği? Kim? Var mı öyle biri? Nasıl? Anlayamadım. Yani ben sonuçta sizin patronunuz olduğum için böyle şeyleri bilmem lazım. Önemli. Ben şimdi... Saçma yani. Saçmalık söylemek zorunda değilim. Sizi ilgilendirmiyor. Ayrıca da ben sizinle konuşmuyorum Yiğit Bey. Böyle şeyleri inceden yapacaksın. Zaman altından tıs tıs. Ne oluyor? Öyle yapınca sevgili mi oluyor? Ya ben istesem ben en kral sevgiliyi bulurum kendime. Yani bu niye bu kadar mesele oldu şu anda burada? Ben istersen bulurum. Allah Allah. Bulurum. Bulamadı. Michael ya, bence sen birini sevebilirsin ama gerçekten biriyle birlikte olabilir misin? Ondan emin değilim. Saygısızlığa gerek yok. Bizim seninle görünmemiş bir hesabımız var. Ne oldu? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? 3 vakte kadar çıkacak galiba hesap ha? 3 vakte kadar. 3 vakit geç. Şu an nasıl? Bana uyar. Sen iyi misin ya? Ama yani kavga mı edeceksiniz böyle ilkel insanlar gibi? Öyle bir şey değil. Erkeklerin doğasında var. Hırlaşmak, yenişememek falan. Normal şeyler bunlar yani. Değil mi? Neyse ki kapışmanın tek yolu dövüşmek değil. Yemek.
Yemeklerinizi bitirin, sizi bir yere götüreceğim. Nereye? Akıl hastanesine mi? Kapalıdır yalnız, kapandı. Yiğit'cim sen biraz önce meydan mı okudun? Fark etmez, ben de felsefe okudum. Yağlı güreş dışında, her türlü kapışmayı açayım. Ama yağlı güreş olmaz. Kısmet. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.